Hatice sen gaza geldin, 3 tane çeyrek aldım. Yok, almadan önce de. 3 tane çeyrekle gideni de gördüm. Fazla gaza gelme istersen. Yok, ben gidenin kim olacağını az çok inşallah. Ben zaten geldiğimden beri göndereceğim kişi belliydi. Kimi tabii kimin gideceği falan o belli olmayabilir. Doğru söylüyorsun ama. Kimi göndereceksin? Ama ben elbet Aysun'u buradan göndereceğim. Oo. Sen buraya ilk geldiğin zaman kendine o kadar güvenmiyordun ki ben burada dimdik duruyordum ve sen Aysun'u göndereceğim diyemedin. Kayınvaliden kendine yediremeyip dönüp dedi ki gelinimin fikri bu ama ben Aysun'u göndermek tatlım ben önce Tuğba'yı dedim gönderdim, sıra sende sırayla, sonra da Yeşim'i. Aa, kızlar bu Hatice'nin üstüne çok gidiyorsunuz bence çünkü aa, neden biliyor musunuz? Beni bugün savunuyor birisi. Evet. Ay, inanmıyorum. Elbiseme kahve döküldü. Gözlerim yeniden yaşardı. Verdi. Bir dakika, şimdi laf döndü dolaştı, bak yerine geldi. Sen bana Yeşim'le bana ortaksın diyordun, kankasın, kardeşsin diyordun. İşte ortaklığın ta kendisi. Gardırobunuz bile ortak ya. Ooo. Evet. Ekstrem bir gardırobunuzu paylaşıyorsunuz. Ne alakası var? Ne alakası var? Zaten aynen, ben o konuyu anlamadım ya. Çıkamayan da ne alaka? Ne oldu burada demin yani? Ne yaşandı? Ya senin bak. Sen şimdi bana böyle seslemesle espri yapmaya çalışıyorsun ama aslında kendi olayını kapatmaya çalışıyorsun. Kayınvalidenin karşısında nasıl da kıstın kaldın? Aa, evet. Nasıl canım benim. Bak nasıl var ya bizden diyor böyle istiyor ki diyor ki bir açık verse de ben onu alsam. Daha demin ben abartıyorsun Hüsniye teyze diyordun Aysun. Evet. Hayır açık arıyor ya o yüzden. Hayır, ben kayınvalidemi her zaman saygı çerçevesi herkes içerisinde. Herkes gördü, ekip de gördü. Herkes buraya toplandı. İstiyorsan bir izle. İzleyelim tabii ki de. Ya arkadaşlar, biri şunu bana yapabilir mi Allah aşkına bu kablo? Ya ne güzelmiş, heh, teşekkür ederim ya. Bu çok güzelmiş kıyafetin canım benim. Aynısından Hatice'ye aldım. Hatice, senin kıyafetin aynısı değil mi? Öyle mi? Zaten benim kıyafetim. Ne? Bunun üzerine kahve döküldü, rica etti. Başka da yokmuş, ben verdim. Ciddi misin? Evet. Ben sana hediye almadım onun doğum gününde. Olabilir, ne yapsın kız kıyafeti? Sen onun üstüne hiç giymeden birine veriyorsun. Sen verme, Yeşim versin, başka biri versin. Niye canım? Kayınvalidem hediye etti bana hiç giymeden. Anne saçmaladığın farkında mısın? Çıkarsın mı kızı yani şu an? Hayır, hayır, onunla bir alakası yok. Onun üstüne top atma. Elbiseyi beğenmedim diyebilirdin verdiğinde. Anne bunu götürüp değiştireyim, başka bir tane alayım diyebilirdi. Anne saçmaladığının farkında mısın? Yok böyle bir şey ya. Ya siz anne kayınvalidenizin verdiği bir hediyeyi birine mi verirsiniz? Ya abla ama niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Beğenmediği için vermemiş ki üstüne bir şey döküldü. Evet bir şey. Hani daha önce bir kere görsem bir kere görsem. Hadi kayda gireceğiz. Kızın üzerine kahve yani döküldü. Ben bu modla çekime giremem. Bu Hatice'nin bana değer vermemesiyle alakalı. Tövbe yarabbim. Bana değer vermemesiyle alakalı. Ne alakası var şu an anne ya? Her şey birbiriyle alakalı. Benim yedeğim de başka yoktu. Bir tane vardı, istedi verdim yani. Ay, elbiseden kurtulmak için yaptı bunu. Pes artık hayır, sana hayır, ya. Hayır. Ne hayır senin ya? Aslında derdin elbiseden kurtulmak değil, kayınvalidenden kurtulmak. Sürekli benim kayınvaliden başkası olsun. Anne lütfen birazcık sesini kısar mısın anne? Bak sesini insanların kırıyor yanında. Sen kendine başka bir kayınvalide bul o zaman. Ya gerçekten çok ağır konuştu bence. Yani bir ya, şey niye için ağır konuştun? Gayet de haklı kadın. Hayır çünkü neden Aysun'a göre kayınvalidelerimize bağırmamız, çağırmamız, yüksek sesle konuşmamız gerekiyor? Gayet de çok güzel bir şey yaptın. Arkadaşın üzerine kahve dökülmüş, rica etti, kıyafetimi verdim. Ne yapayım bir tek o vardı yani o kıyafetimde. Vermek durumunda kaldım ya. Kayınvalidenin bu kadar tepki vermesi, güzelce, size malzeme vermesi demek. Güzelce açıklayabilirdin. Ne saçmalıyorsun anne, bilmem ne. Kayınvalidene tavrın çok yanlıştı. Kadın orada normal bir şeye böyle takıldıysa bile yanlış. Sonrasında sen onu daha da alevlendirdin. Yanlış VTR mi izledim ben acaba? Ne anlatmaya çalışıyorsun Aysun'cum? Tam tersine kayınvaliden burada harala gürele üzerime yürüdü neredeyse. Zeytinyağı gibisin anne. Ay, ya ben yanlış mı gördüm yani? Yanlış sen, gördüm. Sen güzelce senin kıvırtıyorsun. Yorumlama yeteneğin de yok. Güzel kıvırtıyorsun canım benim sen. Diyorum ya kayınvalidem verdim diye burada ben yarışmayacağım, bu şekilde yarışamam diyor. Sen de tam tersine kayınvalidenin bu şekilde davrandın. Sen de kayınvalidenin huyunu biliyorsun. Ona göre davranın. Ya vereceğim tabii ki de ya. Kız rica etmiş, vermeyeyim mi? Biz burada bak sen dahi istesen
Hani o zor durumdasın, veririm tabii ki de. Ben kayınvalidenle olan konuşmanızdan bahsediyorum. Ben orada zaten Hüsnü ablayı sakinleştirmeye çalıştım. Ay gerçekten. Ben de oradaydım böyle tam yani, yayın başlamadan önce. Siz de oradaydınız değil mi? Kıyafeti kahve döküldüğü için vermiş. Bunda bir sakıncası var mı? Hayatım, sizinle hiçbir alakası yok. Tamamen masumsunuz. Siz tamamen masumsunuz. Sizle hiçbir alakası yok. Hatice, ona aldığım özel, siz üzülmez misiniz? Gelinize aldığınız bir kıyafet hiç giymeden başka birinin üzerinde görseniz. Evet, görseniz. Ben üzülürüm. Ben hediyemi değersiz bulmuş, götürmüş başkasına vermiş. Hani önceden görsem, üstüne giymiş olarak görsem, hiç giymemiş, götürmüş vermiş. Bu insanı acıtıyor. Ama onun şimdi yardım amaçlı vermiş. Yani o elbisesiz kaldığı için, kahve döküldüğü için vermiş. Sizinle hiçbir alakası yok dediğim gibi. Ya çok alakası var Hüsnü'ye ya. Ay o kadar kişinin içerisinde yani gelininize... Keşke kenara çeksen de söyleseydin. Ne var yani? Ben de üzülürüm. Önce kendinde görsen ve sonra arkadaşına verse, hadi neyse.